Airport'ta merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Havacılık ve savunma sektörünün etkileşimini, entegrasyonunu konuşacağız. Önemli bir konuğum var. Samsung Yüz Savunma Genel Müdürü. Daha doğrusu Türkiye'de ve dünyada Canik markasıyla bilinen şirketimizin genel müdürünü arıyoruz. Utku Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Canik olarak biliniyorsunuz. Samsung evet. Yüz Savunma deyince biraz daha izah etmek gerekiyor. <laughs> Kesinlikle. Şimdi önemli başarılara son dönemde imza attınız. Tabii daha önce de atmıştınız da bizim taraftan baktığımızda evet. havacılık ve savunmanın etkileşim ve entegrasyon anlamda baktığımızda ciddi kazanımlarımız söz konusu. Hava sizler tarafından donatılması, silahlandırılması, güçlendirilmesi ve farklı bir boyuta taşınması söz konusu. Buradan başlayalım. Biz siz en son şimdi uluslararası fuarımız olacak. İDEF, İDEF. fuarı, savunma fuarı. Orada neleri tanıtacaksınız? Geldiğimiz son nokta neresi canik olarak? Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi başında Samsun Yurt Soğuma esasında grup şirketinin adı, ana şirket. Evet. Ee, canik. E, Markanız. E, Canik ve e, AI. Evet. Ee, esasında bu markalar bizim silahlarımız yani ateşli silahlarımızın markaları. Ee, onun haricinde Unirobotics diye bir şirketimiz markamız var. var, markamız evet. var. O da entegrasyon çözümleri yapıyor. Biraz bahsedeceğim ondan çünkü hı hı. sorunuzun hava araçları olan entegrasyonların evet. da içinde. Onun haricinde Mekanik ve bir de Jannik Akademi diye e, şirketlerimiz var. Ama bunların hepsi Samsung yurt olma çatısı altında. Şimdi e, tabii İDEF Fuarı bizim için çok önemli bir fuar. E, neden önemli? E, az önce bahsettiğiniz gibi e, silah sistemleri ve entegrasyon. Bu fuarda tabii çok ciddi bir güç gösterisi yapacağız. Bunun en büyük sebebi şu, Havel San'la beraber yapmış olduğumuz açık karakol gemisi, uzaktan kumanda atış kontrol sistemimizi, yani geminin kendi savaş yönetim sistemi tarafından yönetebilecek kabiliyette olan bir sistemi bir kere ortaya koyacağız. Bu kontrata bağlanmış teslimatları da önümüzdeki iki ay içerisinde yapılacak olan bir hmm. proje. Bir kere bu açıdan bu ürünün sergilenmesi açısından bizim bir şey önemli. İkincisi tabii e, 2022 Aralık ayında e, satın almasını gerçekleştirdiğimiz AI Systems İngiliz şirketimizin. Evet. E, Esasında Türkiye'de bunu lanse edeceğimiz ilk fuar oluyor. Saha fuarında sadece bu böyle bir hala İngiltere onayı Bekliyor. olmadı, daha evet. bekliyordu. Biz şimdi, de bir şeyler yazmıştık. Evet sizler de bahsetmiştiniz. Diye. Şimdi bu tamamen artık beden bulmuş bir şekilde. E, hem de Türkiye'deki projelerimizle beden bulmuş bir şekilde bu fuara sergilenecek hangi projelerde var? Ee, şöyle söyleyeyim bizim evet bizim standımızda zaten kendi uzaktan kontrol atış kontrol sistemi üzerinde 30 mm toplarımızı sergileyeceğiz. Ama onun haricinde atak helikopteri evet. e, TA'nın e, belki eski eee yapmakta olduğu proje olan atak helikopterinin çene tareti. Çene taretinin de esasında eee şeyine Yunirotis olarak e, hatta sergilenen çene taretinin tasarımı da bize ait. Silah da bize ait. Daha sonra Havelsan'ın Kapkan projesi, evet. insansız Karacı projesi. Hı hı. O e, aracın üzerindeki kule ve silah yine. Silah sistemi. E, silah sistemi. Komple bir sistem olarak bize ait olan bir e, çözüm. Onun yanında yine e, FNSS'in araçlarında ve Nurol'un, e, Nurol makinenin e, ejder aracı üzerine sergilenecek olması tabii bizim açımızdan çok değerli. Onun haricinde bir başka görüşmelerimiz de var. Ee, Türkiye'de çok sıcak olan e, Baykar firmamızın mesela kızıl elma entegrasyonu. Şu an e, 30 milimetremizi mm kızıl elma entegrasyonu konusunda da şu an e, bir çalışma başlattık. Kızıl Elma 30 milimetre mm mi entegre ediliyor? Evet, yani evet. bu projemizde var. Eğer e, istenen manevra kabiliyetine ulaşır ve bir top ihtiyacı doğması durumuna karşı bir hazırlık yapıyoruz şu an. Hmm. Ee, o yüzden önemli bir fuar bizim için. Hem kendi standımızda hem de birçok e, yerli firmanın standında sergileme e, yapıyor olacağız bu ürünlerimizle ilgili. Hürkuş, Hürjet onlara yönelik de... Şu an o projeler e, şöyle söyleyelim. E, daha hangi silah sistemi kullanılacak kesinleşmiş değil. Evet. E, bizim tavsiyemiz tabii ki de 30 mm. Çünkü 30 mm'nin en büyük özelliği, bizim e, silahımızın en büyük özelliği e, tamburalı sistem dediğimiz... Hı. Türkiye'de adıyla Ovalikon topları diye geçer. Ama tam toplar. toplar. Ee, İngilizce'de tam Revolver Cannon diye geçiyor. Bu topların en büyük özelliği yüksek atım hızına çıkıyor, çıkıyor olmaları. 1200 atım dakika hıza ulaşıyor. Bu yüzden de esasında MMU için TFX için güzel bir proje. Evet. Ee, güzel bir silah e, çözümü ama kuvvet şu an hala hangi kalibreyi e, tercih, ter e, tercih edeceğini belirlemedi. E, biz e, savunma sanayi başkanlığına Projelerimizi sunduk, teklifimizi sunduk ama o bir değerlendirme aşamasında. O yüzden bu fuarda e, o, o yani top kabiliyeti bu uçakların e, sergilenmeyecek. Sadece evet bir top olacak ama e, daha şu an kalibresi bilinmiyor şekilde olacak. Atak bir de var mı sizin? Atak bir de e, tabii Atak 1 projesi e, İtalyanlarla. Otomelerle yapılmış bir proje olduğu için onda bir M197 dediğimiz döner namlulu, 3 namlulu bir 20 mm top var. Evet. Tabi bu Atak-1 için uygun bir top ama Atak-2 helikopteri için Atak daha, iki, ağır, daha, daha ağır, daha kuvvetli bir evet. ve tek namlulu bir sistem. Evet. E, T129 e, önemli bir silah e, ama dediğimiz gibi Atak-2 helikopterine tek namlulu bir silah tercih Atak olacak. Atak-2 tamamıyla tamam. özgün, yerli, milli bir Hava aracı helikopteri olacağı için Evet sizin ürünlerinizin de orada daha rahat kullanılması, geliştirilmesi Kesinlikle. söz konusu. Orada nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz mesela Atak 2'de? Atak 2 için e, tüm tekliflerimizi gerçek Savunma Sanayi Başkanlığı üzerine ilerliyor. E, tabii bizim patronumuz Silah Sistemleri Daire Başkanlığı. Evet. Savunma Sanayi Başkanlığı altında. E, biz tüm e, tekliflerimizi, tavsiyelerimizi, her türlü e, şeyimizi paylaştık. E, süreç devam ediyor. Ben e, tabii ne olursa olsun ben yani tercih ne olursa olsun tabii yer, sizin de bahsettiğiniz gibi yerli olmak zorunda. Ee, bizim çö sunduğumuz çözüm de esasında dünyada işte şu an Avrupa Birliği'nin e, atak helikopteri olan Tiger helikopterinde zaten 3013 bir eee top kullanılıyor. Ya yani bizim silahımız yani. kullanılıyor. O yüzden hani e, bilinmez bir şey değil. Dünyanın çok uzun yıllardır kullandığı bir şey. Yine Amerikalıların ağır taarruz helikopterlerinde yine 313 kullanılıyor. Chain gun şeklinde zincir tarihli kullanılıyor ama yine aynı kalibre kullanılıyor. Bence helikopter projesinde hangi kalibre olduğu daha net herkesin kafasında evet, diye biliniyor. düşünüyorum. Bilinir bir şey çünkü yani bilinmez bir şey değil. Sadece uçakta tabii bir şey var. Çünkü o şöyle bir şey silah sistemleri tabii uçağa vermiş olduğu geri tepmeler, yükler, ağırlıklar vesaire bunlar bir, bir bir evet bunlar bir çok önemli proje kapsamında ama operasyon olarak ne amaçla kullanılacağı, hangi kalibrenin kullanılmasını belirliyor. Yani esasında hiçbir silah, hiçbir kalibre birbirinin muadili değil veya birbirinin rakibi değil. Esasında operasyon olarak o platformunu nasıl kullanacaksak silah sisteminde o amacı uygun seçmek gerekiyor. O yüzden kuvvet şu an kafasında bunu ben havadan havaya, havadan karaya nasıl bir konsepte kullanacağım? Bu uçağın görevleri ne olacak? O, o göreve de en uygun silah sistemi nedir? Onu tercih edeceğim. Türkiye 30 mm'de de kabiliyeti olan bir ülke değildi. Şu an bilgisi yok bu silahla alakalı ama dünyadaki konjektür şu an Amerika'nın bu silahı çokça kullanıyor, kullanıyor olması... Drone'lara karşı kullanıyor olması, evet. Air Burst dediğimiz havada patlayan mühimmat hı hı. E, bu silah için geliştirildi. Bu yüzden de şu an e, işte Abraham X tankı, General evet. Dynamics'in üretmekte olduğu şu an Amerika'nın yeni tankı, Avrupa Birliği'nin yeni tankı bütün bu tankların üzerinde şu an e, yakı var. bu silah var. Çünkü neden? Eskiden 50 kalibre dediğim 12.7 silahlar kullanılıyordu yakın muharebe için. Ama velakin 30 milimetre. Hem o görevi icra edebiliyor. 12.7'nin evet. yaptığı görevi. Hem de havadan asimetrik gelen saldırılara karşı da patlayıcı özelliği olduğu için de tabii çok muazzam bir çözüm oldu. Savunma çözümü oldu. Savunma çözümü oldu. O yüzden Türkiye yeni tanışıyor ama... E, sağ olsun makine yerde da beraber şu an çalışıyoruz. Hı. Ee, bu silahın çünkü silahı yapmamız yetmiyor mühimmatını da yapmamız gerekiyor. Şu Tabii an mühimmat, mühimmat tarafı çok... da önemli. Çünkü birçok henüz ürettiğiniz silahların birçoğunda da biz mühimmatla geliştirmek üzereyiz. Yanılıyor muyum bilemiyorum ama milli projelerin tamamında. Yani evet. biz bir diyelim ki işte insansız hava aracı veya işte insanlı hava aracı, işte saldırı helikopteri. Hangi Platform için hangi silahı seçersek onun da mühimmatını yerleştirmek zorundayız. Ee, makine Kimya gibi önemli bir kuruluşumuz var. Ee, misyonu da bu, amacı da bu. Ee, 30 milimetre için de şu an e, atak helikopterine tercih, yani karar verilmiş durumda 30 milimetre'nin. Evet. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye 35 milimetreyi atom projesiyle üreten bir ülke. Yani 35 milyonlukta mühimmatı Türkiye şu an hava savunma sistemi Korkut projesi için siz de çok iyi evet. Verirsiniz. Aselsan'ın Korkut projesi şu an üretiyor. Yani aynı teknoloji. Hı -hı. Türkiye'de herhangi bir bu konuda bir eksik yok. Hı -hı. Sadece odaklanması gerekiyor ve e, dünyada e, pozisyonu alması gerekiyor bu konuyla alakalı. Biz gerekli girişimlerimizi yapıyoruz. Sağ olsun hem savunma sanayi başkanımız hem makine kimya e, önemli toplantılar, önemli kararlar aldık. Beraber işbirliğiyle bu mühimmatları da silahlarla platformlar bir araya geldiği zaman hazır hale getirmemiz lazım ki şey pazarı kontrol edelim. Peki 30 milimetre için siz İngiltere'de adım atmıştınız. Evet. Yani kısadan bu teknolojiye ulaşmak yoksa oturup uğraşınca belirli bir zaman sonra o teknolojiye ulaşabiliriz ama daha hızlı. Size bir ra de... rakamlarla söyleyeyim. Esin evet. Esasında destekleyici olsun. Yani şöyle hayal edebiliriz. Yani Türkiye'nin şu anki kuvvetli endüstrisi de dikkate alınarak altyapısı da dikkate alınarak bir kere 30 milimetre bir topu e, sıfırdan hayata geçiyor. Çünkü zaten e, klonlamanız mümkün değil bu. E, dünyada böyle bir şey doğru değil. E, en nihayetinde bunu üreten ülkeler NATO ülkeleri. E, ve siz NATO ülkelerinin silahlarını klonlayamayız. Evet. O yüzden sıfırdan yapmamız gerekiyor. Kendi tasarımımızla yapmamız gerekiyor. Böyle bir şeye girdiğimiz zaman 8 yıldan bahsediyoruz. 8, bir zamanı, 8 yıl zaman, e, yıl, 8 evet. yıldan 8 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Tam olgunluğuna ulaşması böyle bir zamanımız yok. Evet. Ee, çünkü platformlarımız hazır. Ve biz de bunu e, 2020 senesinden beri e, takip ediyoruz. E, ve sağ olsun işte Allah nasip İngiltere de bize onayladı. 2022 Aralık ayında bu kabiliyeti kazanmış olduk. Yani Türkiye'nin bu ihtiyacını ve bizim dünyadaki bu konjektörü görüp ve bu ürüne olan talebi görüp önceden e, iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. E, ve sonunda da bu e, kolaydan bir kazanım sağlamış olduk. İngiltere'de şu an hatta e, yani sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil bizim firmamızın yapmış olduğu üretimin %95'i ihracat. O yüzden biz da gelecek. E, yani bizim amacımız tabii Türkiye hükümeti burada bizim, değil. Bizim e, şöyle bir savunma sanayinde eğer Amerika değilseniz bir ülkenin ihtiyacı savunma sektörü destekleyemez. Mümkün. Mümkün değil yani böyle bir şey. Evet şöyle rakamlarla yine söyleyeyim. Yani Türkiye'nin 13 milyarla 15 milyar dolar arasında yıllık savunma harcaması var. İşte bir Amerika dediğiniz zaman 800 milyar dolar, işte İngiltere dediğiniz zaman 80 milyar dolar bir bütçesi var. O yüzden Türkiye'nin Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre bir e, sadece belirlememiz mümkün değil. Türkiye'nin ihtiyaçlarını sağlayacağız ama esasında bu ürünler e, dünya pazarı için, dost ve müttefik ülkelerimiz için. E, geliştiriliyor. O yüzden bizim yine stratejimiz o şekilde. İngiltere'de de şu an çok ciddi bir yatırım halindeyiz. Sadece almakla kalmadık. Oradaki kapasiteyi de artırıyoruz. Geliştiriyorsunuz. Geliştiriyoruz. Türkiye'deki kapasiteyi de artırıyoruz. Türkiye'de de üretimler olacak. İngiltere'de de üretimler olacak. Ve e, şu an bu silahın e, yine al, an, an, anlaşılması için söyleyeyim. Dünyada sadece birkaç üreticisi var. Onu mi? soracaktım. Ya Bu 30 milimetrenin İngiltere'de satın aldığınız şirketin evet. ürettiği 30 milimetrenin dünyada kaç üreticisi var? Kullanım alanlarını zaten söylediniz. Evet. Karada, denizde, havada evet. platformlara koyabiliyoruz. Evet geri tepmesinden dolayı silahın geri tepme kuvveti cidden çok düşük bir geri tepme kuvveti var. Yaklaşık 7 kN 8 kN arasında bir geri tepme var. Bu ne sağlıyor? İşte 4x4 kara aracından ufak botlara, işte hava platformlarından, helikopterlerden uçaklara. Şimdi dünyada bunun üreticisi olarak ee, üç tane ülke var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Zaten Nordrop Grub'un e, bunu üretiyor. Chengang evet. konfigürasyonunda dezavantajları şu: Chengang çok güzel bir silah, önemli bir silah ama belli bir atımızı ne kadar çalışabiliyor? Çünkü mekanizma gereği e, yüksek atımızdan çıkamıyor. O yüzden uçaklarda kullanamıyorsunuz. En maksimum döner kanatlı helikopterlerde kullanabiliyorsunuz ama e, sabit kanatlarda kullanamıyorsunuz. Bir kere o atımızı yetmiyor. Ondan sonra Fransızlar üretiyor, Nexter üretiyor. Nexter zaten e, esasında bu silahın geçmişi ta Birinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. Yani İngilizlerle Fransızlar'ın beraber Almanlara karşı olarak geliştirmiş olduğu. esasında Alman teknolojisinden görüp de geliştirmiş olduğu bir silah bu esasında. Aden topu. Evet. Ondan daha sonra Fransızlarla İngiliz ayrılıyor ve şu an işte Amerika, Fransa ve biz dünyada üç tane bu kalibre üreticisi var. E, o yüzden önemli bir pozisyon aldığımızı düşünüyoruz. E, bu fuarda da bütün platform üreticilerimizin bizim silahımızı ve kulelerimizi sergiliyor olmasının en büyük sebebi fark yaratıyor olması. Çünkü dünyada belli bir e, üreticinin uddesinde kalmış ve kontrolünde olan bir silahı biz ülkemize kazandırmış olduk. Az önce şey dediniz, e, kızıl elmada da kullanılma evet. durumu söz konusu. Mesela Atak helikopteri 2'de helikopterlerin hızı işte 350-400 yani. kilometre diyelim hızda gidiyor. Yani. Ama kızıl elmanın hızı işte... Yaklaşık 750-800 km hızlarda ha. olacak ki ilk versiyonlu. Ha. Daha sonra ses üstüne de çıkması, subsonik. İnşallah. Oradaki şeyi, detayı merak ediyorum. Mesela kızılmaya bunu koymaya çalışırken o hız mı yeterli oldu? Çok, çok güzel oluyor? Bir, Nedir? bir soru evet. sordunuz. Çok güzel bir soru sordunuz çünkü çok kritik. Şimdi silahlar silahlarda e, bir iğnenin vurusuyla ateşlenen silahlar var. Yani... E, kapsül dediğimiz, mühimmatın üzerindeki arkada evet. ateşlemeyi sağlayan kapsülü ya darbeyle ya da elektrikle ateşleme denen iki tane ayrı ateşleme Silahlı. sistemi var. Şimdi bu silahlar, bizim şu an üretmekte olduğumuz bu silahlar tamburolu toplar, elektrikle ateşleniyor. Şimdi bunun avantajı nedir? Sizin esasında vermiş olduğunuz elektrik e, palsının e, frekansisine uygun şekilde silah hızı artıyor. Yani siz bu silahı Kara aracını kullanırken eğer amacınız 225 atım dakikaysa ki genelde öyle dakikada 225 vermasını diyorsanız sadece elektrik sisteminin 225 dakikada 225 evet. pals gönder dediğiniz zaman o 225 dakikada atabiliyor. Helikoptere geçtiğiniz zaman genelde 650 atımdır. Evet. 650 atımlar veya maksimum 750 atımlardır. Yine elektrik sistemini ona göre ayarlıyorsanız silah yine o 750 atabiliyor. Uçağa geçtiğiniz zaman binin evet. üzerine çıkmanız evet. lazım. Ve bizim silahımızın kapasitesi 1200 zaten. Ee, yani maksimum 1200 atıma kadar çıkabiliyor. Bu uçaklar için evet. zaten yeterli. Tamam. olan bir şey. Tamam. Yani tek bir silahla işte Amerikalılara karşı avantajımız bu. Amerikalılarda Chaingun olduğu için Uçaklarında fark ettiyseniz General Dynamics'in döner namlulu topları kullanıyor evet, yüksek atımızda. Evet. doğru. Ama e, diğer platformlarda tek namlulu sistemler kullanılıyor şey i̇şte helikopterlerinde vesaire. Çünkü o silahlar yani tek namlulu silahlar o hıza çıkamıyorlar. Hmm. O Amerikan tasarımları çıkamıyor ama bizim silahımız Avrupa e, tabanlı olan bu silah esasında bir Alman e, teknolojisi bu. Zamanında, temelinde. temelinde. Evet. Ve bu silahların güzel tarafı işte dediğim gibi dakikada bir tane de atabilirsiniz. Dakikada 1200 tane de mermi atabiliyorsunuz. Bu yüzden tek bir ürünle bütün platformlarınızı donatabiliyorsunuz. Başarılar diliyorum. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.